haftalık burcumuza hoş geldiniz. Havalar biraz daha böyle soğuma, sıcaklık arası. Koç burçlarında neler bekliyor diyorsanız, koçlar da ciddi anlamda işle ilgili bekledikleri yeni proje, yeni imza ve güzel bir sürecin haftasına giriş yaptılar. En azından bazı borçların %60 ile ilgili riskten çıktılar. %40 riskle ilgili düşüncelere giriş sağladılar. Bekledikleri iki ayrı noktadan da iş kapısı var. Allah kısmet ederse bu kapısı da hayırlı olacak koç burçları için. Onlar da bu aralar alınganlıktan çok her şeye sinirlenme, öfkelenme, patlama enerjisi yaşıyorlar. Onları böyle minnoş minnoş, sakin sakin karşılarsanız daha verimli ve daha süreç iyi olacağını söyleyeyim. Özel hayat konusunda da aslında güzel gider ilişkisiyle evlilik kararı veren koç burçlarımız var, şimdiden hayırlı olsun. Ve uzun süredir ilişki yaşayamayan koçlar için de Allah kısmet ederse doğru insana kavuşma, doğru kişiyle bir araya geliş dönemi. Boşanmak isteyen koç burçları için de gerçekten yakın dönemde radikal bir karar ve yol ayrımı yaşayacaklar. Sağlık olarak mide hassasiyeti, göz alerjisi olabilir. Dikkat diyorum. Boğa burçlarına 12 Kasım'da neler bekliyor diyorsanız, boğalar için aslında çok güzel giden bir iş haftası, yoğun bir tempodalar. Bir yatırım niyetleri var, ev alma gibi planları var. Allah kısmet ederse Aralık ayına kadar bu kararın netliğine kavuşmuş olacak. Uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlarla hoş bir hafta sonunu keyfini çıkartacak boğa burçları ve ufak tefek yurt dışından gelen misafirleri var ama ufak tefek altın yatırımına karar verdi bir de artı boğa burçları. Onlar için doğru ve hayırlı bir sürecin başlangıcı. Sağlık olarak da kemiklerle ilgili hassasiyetiniz olabilir, cilt alerjiniz olabilir, diş probleminiz olabilir. Dikkat diyorum. Ve uzun süredir çocuk tedavisi çocuk tedavisi ya da çocuk doğurmak isteyen insanlar için de gerçekten bu yıl bitmeden hayırlı bir aydınlık süreci olacak. Babanızla küsseniz ya da erkek kardeşinizle küsseniz boğalarda barışma, aydınlanma ve güzel bir sürecin başlangıcı olacak. Güzel hayırlı haberler daha verimli diye süreç sağlayacak. İkizler Burcu 12 Kasım'da neler değişecek diyorsanız, 12 Kasım İkizler Burcu'nun evet çok yoğun iş temposu, koşturma, yoğunluk derken kendilerine vakit ayırma kararına girdiler. Hafta sonunu yani 12 hafta sonunu biraz gergin ve huzursuz geçirdikleri için hafta içi de 12 Kasım Pazartesi günü yine mi gergin olacağız diyorsanız, hayır, gayet dingin, gayet ne istediğinizi bilen ve geçmişi geride bırakıp borçlarınızla alakalı bir plan yaptınız. İki tane farklı bir iş düşünceniz var. Bunlarla ilgili de aydınlanma niyetiniz var. Güzel haberler bekliyorsunuz. Gerçekten Kasım bitmeden bunun sevincini yaşayacaksınız. Sağlık olarak da sizin diş demeyelim de boğaz enfeksiyonlarınız ya da gripal enfeksiyonlarınız çok ön planda olacak. Uzun süredir de nefes ve uyku problemleriniz olabilir. Bunları da dengelemeniz gerektiğini düşünüyorum. Ve yeni dostlar edinme, yeni çevreye girme, yeni bir eve geçiş düşünceniz var. Bunlar da sizin için hayırlı bir aydınlık olacak. Güzel bir çocuk müjdesiyle karşı karşıya kalacaksınız. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. 12 Kasım Akrep Yengeç burçlarını neler bekliyor? Yengeç burçlarını neler bekliyor diyorsanız, yengeçlerin aslında farklı devletle ilgili çözmesi gereken iş problemleri var. Bunlarla ilgili yoğun bir tempodalar. Hatta devletle alakalı bazı pürüzleri ortadan kaldırıp farklı işlere veya farklı ortaklı işlere niyet olan yengeç burçları için de 12 Kasım'dan sonra daha doğru kararlar ve radikal kararlar verecek. Endişe etmeyin. İlişkinizle ilgili rölantide bir süreç yaşıyorsunuz. Evlilik kararı verdiniz ama 2019'un sonunda da bu netliğe kavuşmak istiyorsunuz. O yüzden şu an için söz nişan telaşındayız ama evlilik 2009 için geçerli. İlişkisi olmayan yengeçler için de Aralık ayı çok daha verimli, doğru insanı bulma, huzuru bulma ve uzun süredir kardeşler arasında gereksiz gerginlikler vardı. Bunlarla toparlanma, iyileşme süreci yaşayacaksınız. O yüzden sizin alınganlıklar geride huzurlu bir döneme geçiş süreci var. Aslanlar 12 Kasım'da neler bekliyor diyorsanız, evet çok yoğun işler ama işlerimiz elimizde patlıyor. Diyecek. Her şey tepe taklak oluyor diyen aslanlar için aslında 2018 sonu onların zirve hedeflediği en büyük başarı ve meşaleleri yanacak. Biraz gergin aslanlar var çünkü en ufacık şeyde kafayı takıp olmayacak tribinde gezdikleri için aslanlar iyi şeyi bile kötü enerjiyle yüklüyorlar. Dengeleri, uykuları, her şey böyle karman çarman oluyor. Bence sakin ve hani relax bir sürece girerseniz hedeflediğiniz her şey Rabbim en iyi şekilde sizin halinizi iyileştirir. Anne babada biraz gerginlikler vardı. Onlar yumuşadı. Onlar minyon
noş minnoş aşk moduna giriş yaptılar. Evlenmek isteyen kuzeniniz ya da ilişkiyle ilgili problem yaşayan birinin de sevincini yaşayacak. Kuzen ya da akrabalardan gelecek sevinç ön planda olacak diyorum. Aslanların şöyle bir sorunu var. Saç dökülmesi ya da kulak iltihapları gündemde olabilir. Kulak ve saç dökülmesine dikkat edin diyorum. Başak burçları 12 Kasım'da neler bekliyor diyorsanız, Başaklar aslında çok güzel bir iş başlangıcı yaptınız, hayırlı olacak ve bununla ilgili kariyerinizle alakalı büyüme, hedeflediğiniz bir eğitim düşünceniz var, dil eğitimi düşünceniz var Başaklar. Bunu yapacaksınız, bu da sizin hem ünvanınız hem de motivasyon hayatınıza verimlilik sağlayacak. İlişki konusunda şu anki ilişkinize devam edip evlilik kararı alacaksınız. Uzun süredir evliliğiyle problem yaşayan Başak Burcu'nda toparlanma, hatta evliliğe de çocuk düşüncesi söz konusu. Konusu olacak, hayırlı olacağını söyleyebilirim. Sizin de en büyük sorununuz aslında fiziksel yorgunluklar. Yani çok gürültülü ortamlar, çok bağırılarak konuşması sizi çok yoruyor Başaklar. O yüzden dingin ve sakin bir hafta istiyorsunuz. İşte de dingin ve sakin hafta istediğiniz için sizin için sakinlik, verimlilik, rahatlık olacak. Bir de uzun süredir ameliyat olacak kalbiyle ilgili sıkıntılı bir ameliyatımız var. Dikkat ediyorum. 12 Kasım terazi burçları ile ilgili aslında işten çok özel hayatları yerde sürmüyor, dengelerini yıprattılar. Bir ilişki ayrılığı onlara çok büyük bir gözyaşı, boşanma, biraz dengelerini yıprattılar. O yüzden onlar duygusal depresyonu iyileştirme kafasına girdiler. Evet, para sıkıntınız var ama duygusal enerjiniz iyi olmadığı için çok yorgun ve huzursuzsunuz. Her şeyiniz tepede taklak olmuş gibi ve geçmiş ilişkinizin geri gelmesini istiyorsunuz. Biraz vakti var. Gelecek, sabırlı olursanız sevinirim. Bir de uzun süredir eş, dost, okuldan arkadaşlarınızla vakit geçirmek istiyorsunuz. Tatile gitmek istiyorsunuz. Birkaç günlük kafanızda kaçırmak tatil planınız da var. Bu sizin için hayırlı olacak. Uzun süredir de yasal, mahkemesel sıkıntılar var. Bunlarla ilgili temiz bir evrak alacaksınız. Yalnız ceza ile ilgili bir para ödemeniz ya da ufak bir ceza yaşayan bu 12 Kasım terazi burçları için inanılmaz derecede hani birinin sıkıntılı bir dönemi olabilir ama sonu zafer olacak. Panik yapmayın diyorum. Evet, akrepler için 12 Kasım neler bekliyor diyorsanız aslında onlar yeni bir eve geçmek, yeni bir düzen, yeni bir oluşum içerisine girdiler. Hatta ciddi anlamda ev arıyorsunuz, harıl harıl. Evi taşıyacağım başka bir evde, eşyaları yenilemek istiyorsunuz. Bence şu 2-3 ayı sabırla bekleyin, ondan sonra ne yapacaksanız yapın. Siz ilk önce arabanızı değiştirmek istiyorsunuz. Arabanızı değiştirin bence, daha sizin için daha motivasyon, daha huzurlu olacağınız bir nokta. Bir de sizde çabuk reflekslerinizde sinirler oluştu. Her şeye sinirleniyorsunuz ve algılarınız biraz zorlandı. Meditasyon, vücudunuzu dinlendirme, son zamanlarda da kilo aldınız ve düzensiz giden bir vücut metabolizmanız var. O yüzden panik yapmayın. Gayet vücudunuz iyi. Sadece stresten kaynaklanan vücut yıpranması var. Bunu iyileştirin. Bir de son zamanlarda televizyon odasında uyumaya başladınız. Bunu da kenarda tutuyoruz. Yatak odanızda uyuyorsunuz. Yay burçları 12 Kasım neler bekliyor diyorsanız, yaylar içinde çok büyük bir yeni bir imza atıldı. İşle alakalı bunun sevinci, konumunuzla ilgili büyük bir değişim ve yükseliş söz konusu olacak. Hatta yaylara 12 Kasım'dan sonra 5 yıldız veriyorum. Çünkü onların parayla ilgili kaygıları geride kalıyor. Ve en büyük sorun da özel hayatları, bu ara aşk konuları çok kötü gidiyor. Onlara da aşk konusunda kocaman bir sıfır veriyorum. Çünkü yaylar 12 Kasım'dan sonra yorgun ve duygusal bir ilişki yaşadılar. Onun verdiği stres onları biraz sıfır modunda, hani ilişkim yok ama işe konsantre oldum dediğimiz bir hafta yaşıyorlar. O yüzden yaylar bana göre diğer burçlardan en verimli aşkı yaşıyor. 5 verdik puan olarak diyorum yaylara iş konusunda, para konusunda. Aşk için de kocaman sıfır veriyoruz. O yüzden ihmal etmeyin, sıfırlarınızı, motivasyonunuzu yoğun tutun diyorum. Sizin de uzun süredir kardeşlerle yemek, sohbet dediğimiz bir süreç var. Sizin için hayırlı bir aydınlık olacak. Sizde de diz kapağında sıkıntınız olabilir. Son zamanlarda yanlış spordan kaynaklanıyor. Dikkat diyorum. 12 Kasım oğlak burçlarını neler bekliyor diyorsanız, oğlaklarda gerçekten çok yoğun iş, çok tempolu, geceniz gündüzünüze kattınız ve zafer kazanmak istiyorsunuz. Hatta bir eğitim planınız da var ve
master ya da düşüncenizle ilgili, kariyeriniz, hayatınızla ilgili bir basamak değişikliği niyetiniz var. Bunu 2019 bitmeden yapacaksınız ve başarıyı sağlayacaksınız. Yani 2018'de nasıl 2019 bitmeden, yani bu yıl radikal bir eğitim kararını vereceksiniz. 2019 bu eğitiminizle ilgili verimliliği sağlayacaksınız. Ailelerde hoş bir vakit geçiriyorsunuz, kaliteli bir vakit geçiriyorsunuz. Sadece uzun süredir pis olduğunuz dostlarınızdan birinden, özellikle bir erkekten bir özür ve bir böyle sizi motivasyon edecek bir haber alacaksınız ve çok mutlu olacaksınız diyorum Oğlak burçları. Yeni bir ev değil de yeni bir mekan ve ortaklı mekanla ilgili güzel bir projeniz var. Bunu da gerçekleştireceksiniz. Sizin için hayırlı. Ufak bir Ankara seyahati olabilir. Ya da A harfli bir ülke ya da şehir gibi bir yol seyahatiniz olacak. Bundan da güzel bir mirasın sevinci olacak. 12 Kasım kovaları neler bekliyor diyorsanız, kovalar yöneticileriyle ilgili kavga, gürültü, patırtı derken bittik, mahvolduk, kovuluyoruz derken kademeniz yükseliyor. Yani hiç olmadık noktada, hani yıldızınız aşağıdayken bir kadın yöneticinizden çok büyük bir destek ve yükselişiniz gerçekleşecek. Uzun süredir de almak istediğiniz küçük bir ev vardı. 1+1 ya da 2+1 ev tarzı bir düşünceniz var. Bunu da bu yıl bitmeden gerçekleştireceksiniz. Ondan sonra borç kanalize olma ve borçları nasıl öderim dediğimiz bir tempoya var. Özellikle ilişki konusunda da minnoş minnoş aşka yelken açtınız. Onu tanıma ve onunla ilgili bilgiler toparlama dediğimiz haftanın keyfini çıkartacaksınız. O yüzden kovalarda +3 diyalog veriyorum, 3 puan veriyorum. Niye kovalara 3 puan veriyorum? Kovalarda şu oluştu: mantıklı yatırım, mantıklı ilişki dediğim sürecin 3 puanlı yarışı. O yüzden kovalarda da ufak bir 3 yıldız verdim diyorum. Balıklar tatil görevleri tamamlanmaya başladı, ruhları iyileşmeye başladı. Yeni büyük projeler, işiyle alakalı alevlendirme, top alevlenir ya, hızlı bir reklam ve işiyle ilgili çok güzel süreçlere imza atacak. İşsiz balık burçlarımız var. Biz mahvolduk Emine Hanımcığım. Aylardır iş arıyoruz, bulamadık diyen insanlar için Ocak çok verimli süreç olacak. Ve güzel işlere ve devletle alakalı bazı evraklarınız güzel bir süreçte aydınlığa kavuşacak. Balık burçlarının bu ara gidip geldiğiniz, nazara değdiğiniz bir kurşun döktürebilir ya da 7 ayetel kürsü 21 naz okuyup üzerinizdeki enerjiyi toparlayabilirsiniz diyorum. Ve uzun süredir araç, motor ya da arabayla ilgili fikriniz var. Bunu da gidip geldikten sonra bir yol evresinden gidip geldikten sonra başarıyla sağlayacaksınız. Panik yapmanızı istemiyorum. Balıklar için gerçekten güzel bir hafta. Puan onlara yorucu 2 veriyorum. Çünkü vücut anlamında kendine önem vermediler. Vücudunuzu toparlamanız lazım. Evet, bu haftalık da burada burcumuz sona erdi. 12 Kasım'ı da böylelikle sizinle birlikte atlattık. 10.000 kişiye ulaştığımızda canlı yayın yapacağız. Vallahi bu ezanlar bütün ülkemizin nefesi olsun. Herkese huzur ve bereket getirsin diyorum. Sevgiyle kalın, mutlu kalın.